Evet, mısır. Maalesef çiftçimizin ürettiği, binbir emekle ürettiği Evet. ürünler para etmiyor. Ne bakayım, ben fabrikamı çalıştırıyorum, Ankara'yı mı yönetiyorum, İstanbul'u mu yönetiyorum? Ben 7 çocuk babasıyım. Gece gündüz tarlada yatıyorum. Hakkımı istiyorum, hakkımı. Enerji sahaya sahip çıkın, hakkımı istiyorum. Ben 7 çocuk babasıyım. Olmayan parayla çocuklarımı okutuyorum. Ondan bundan öndüce alarak ben çocuklarımı mağdur etmiyorum. Kendimi mağdur ediyorum. Ben de 6 tak stat takık. Bir gün bu tarlada geberip öleceğim. Borcumu kim ödeyecek benim? Bu faturaya inanmıyorlarsa Adana Stat Şubesi'nden, Ziraat Bankası'ndan otomatik talimattan ödeniyor. Geçen ayki ödediğim elektrik faturası toplam 160 milyar. Ülkemizde yangın var. Ekonomi yanıyor, ekonomi batıyor. İşçinin, memurun, çiftçinin ocakları sönüyor ve bunların ocaklarına adeta incir ağacı dikilmiş durumda. Bunun sorumlusu kim? Elbette ki AKP iktidarı. Peki AKP iktidarı ve yandaşları ne yapıyor? Onlar bir avuç yandaş kendileri gibi bir hayat sürüyor belliyor. Oysa vatandaş sefil ve rezil bir durumda. Saray ve çevresindekiler gibi yaşama imkanları yok. Aynı çile tarımda ve çiftçilerde daha büyük sorunları ağırlaşarak yaşıyorlar ve hissediyorlar. Bugün burada çiftçimiz Abdullah Temel'in yanındayız. Bakın sadece size 2 tane aylık faturasını göstereceğim. Tarlasını sulamak için kullanmış olduğu aydaki ödedikleri elektrik faturası. Temmuz ayında 118 bin lira, Ağustos ayında 155 bin lira fatura ödemiş. Kendisinin de biraz önce söylediği gibi Eylül ayındaki ödeyeceği rakam da 200 bin lira. Daha ilacı, mazotu, gübresi birçok girdiği konuşmadık bile. Allah'tan korkun, kuldan utanın. Bu kadar bu yüklü girdinin maliyetin altından bu çiftçimiz ya da bunun gibi çiftçilerimiz nasıl kalkacak? Tarımda acı bir tablo var. Bu gerçek bu. Ama iş başındaki Tarım Bakanı tarımı yönetemiyor. Sadece seyrediyor. Kepek ekip diyebilen bir Tarım Bakanına sahibiz. Bu nedenle Tarım Bakanı derhal istifa etmelidir. Çünkü bütün çiftçiler çok bu iktidar döneminde ve bu bakan döneminde çok büyük sorunlar yaşıyor. Derhal istifa etmelidir ve tarıma, çiftçiye ve özellikle bu alanda çok büyük sıkıntı çeken üreticilere destek verilmelidir. Patates ekiyorum 14-15 senedir beri, soğan ekiyorum. 3 senedir beri aşırı derecede zarar ettiğimiz için malımız tarlada kalıyor. Bu sene de sılaçla pamuk ektik. Elektrik faturasına bir türlü baş gelemedik. Geçen ay bana 160 milyara elektrik faturası geldi. Ziraat Bankası'ndan otomatik talimata bağlı bu. Hayali konuşmuyorum, içerim yanıyor, canım yanıyor. Bu ayda bana 200 milyar elektrik faturası gelecek. Ayın 10'unda ödemek zorundayım. 5 kuruş param yok. Bütün bankaları 2 senedir, 3 senedir beri zarar ediyorum. Benim devletin Ziraat Bankası'na şu anki borcum 2 trilyonun üstünde. Şeker Bank var, öbür bankalar var. Şu an benim borcumun tamamı 3 trilyon, 4 trilyon borcum var. Bu sene soğandan aşırı derecede zarar ettim diye pamuğuna sıra çektik ama hiç keşke ekmeseymişik. TEDAŞ'a çalıştık yani. İçerimiz yanıyor yani. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum.